Lütfen kızım. Senden özür dilemem için bir şans ver. Yoksa gelecekte senin yüzüne bakamayacağız. En azından şimdi duygularımı açıklamaya hakkım var. Çok üzgünüz kızım. Ama benim iki kızım olduğu da gerçek. Sıvara giyinmeyin. Gerçeği söylemek için neden bu kadar ısrarcısın? Eğer gerçeği söylemeyi çok istiyorsan git diğer kızına söyle hadi. Ve gerçek kızının annesini o babasız kızın annesi yüzünden kaybettiğini söyle. Anne. Şermiştan'ın yüzünden benim sevgili gelinim hayatını kaybetti biliyorsun. Anne neden Ragini'yi kışkırtıyorsun? Sen de çok iyi biliyorsun ki Şarmiştan'ın Canki'nin ölümüyle hiç ilgisi yok. Canki seni durdurmaya çalışırken düştü. Ve o kaza yaşandı. Sen ne söylemeye çalışıyorsun? Ha? Canki o Bengalli kadınla kavga ederken merdivenlerden düşmedi mi? Onu asla ben itmedim. Neden yalan söylüyorsun anne? Bu yalanlarla hiçbir şeyi elde edemezsin. Gerçeği kabul et. Ve bir kere daha düşün. Eğer isteseydi Şarmış da senin hakkında kötü şeyler söyleyebilir. Ve seni Svara yüzünden mahkemeye bile verebilirdi biliyoruz. Ama senin hakkında tek bir kötü söz bile söylemedi. Seninle mücadele etmek istemedi. Her şeye kendi başına katlandı ve bizden uzak durmayı istedi anne. Bu dünyada ondan daha dürüst birini bulamazsın. Peki. Demek artık o kadar büyüdün ki kendi anne babanı bile itham ediyorsun. Hayır anne. Ben sizi suçlamıyorum. Sadece aklımdan geçenleri söylüyorum. Şimdiye kadar mecbur kaldığım için sustum. Ragini'm. Lütfen sen de beni affet. Neler yaşadığını tahmin edebiliyorum kızım. Bu acı gerçeği kabul etmek kolay değil. Ama yine de kabullenmelisin. Gördün mü Şeker? Geçmişte yaşadıkların diken gibi kızının gözlerine batıyor ve gözlerinden kan akıyor. Baba, o dikenleri eken sendin. Benim kendi ailem. Benim iki kızım olduğu bir gerçek. Svara giyinmeyin.